Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle map tanıtıyoruz. Yanımda Oğuzhan var. Ondan sonra Skylord var. Eğiliyor burada. Sertaç. Evet. Daha bugün tanıştık, o yüzden ismini söyleyemedim. Yoksa tanıyorum kendisini. Map'in yapımcısı karşımda duruyor. Gördüğünüz gibi Oğuzhan. Burada yazıyor kanalın ismi ve kendi ismi. Map'in sadece belli bir kısımlarını, işte Herobrine heykelini falan alıntı yapmış. Geri kalanı kendisine ait, devreler falan olsun, her şey kendisine ait. Kurallara geçelim hemen. Bu arada map'in ismi Herobrine Chamber Map. Kurallar: izleyici modunda rakibi bulmak yasak. İzleyici modu ne oluyor? Evet, sayfada fotoğraflar varmış. İzleyici modunda rakibe vurmak: ölünce izleyici moduna geçiyorsunuz. Bu modda kendi rakibinize vurmak yasak oluyor. Blok kırmak yasak. Görev verilmediği halde rakibe vurmak yasak. Yani Herobrine size şunu yap, bunu yap, bunu öldür demediği sürece kimseyi öldürmüyorsunuz. Ve iyi eğlenceler. Her oyun başında puanları sıfırla iniyor. Evet, sıfırlayalım biz de. Evet. Sıfırlanıyor mu? Bir dakika. Ha tamam, benimki de sıfırlandı. Evet. Bakalım. Server'ınızda komut bloklarını açık tutun. Açık zaten. En az 2 kişiyle oynanır. Evet, biz server'da 3 kişiyiz zaten. Eğer tek kişi oynarsanız oyun başlamaz. En az kill puanı olan kazanır. Bu da demek oluyor ki ölene bir puan ekleniyor. Yani en az puanı olan oyunu kazanmış oluyor. Mesela şimdi Sertaç'ın 5 puanı olsa, benim 2 puanım olsa oyunu ben kazanmış oluyorum. Evet. Sağ üstte puanlar yazıyor. Spongo 27'yi saymayın. O oyunda değil. Onunla uğraşmadık boşuna ve başladık oyuna. Evet. Şimdi ilk bölüm, yani ilk görev: rakiplerini lava düşür. Bir dakika bekleyin. Göstereyim şunu. Knockback 3 var. Yani ben Sertaç'a vurduğumda mesela Sertaç bayağı gidiyor. Rakibi 3 kat daha demek ki şey yapıyor, ittiriyor. Böyle bir özellik. Bu şekilde birbirimizi lava düşürmeye çalışıyoruz. Evet. Sertaç, sen, ha sen de gel, tamam. Bu şekilde oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Oğuzhan'ın puanı 1 oldu. Yani biz Sertaç'ta daha öndeyiz şu anda. Oğuzhan yine öldü. Sertaç'la ben kaldım ve Sertaç da öldü. Oğuzhan'ın puanı 2, Sertaç'ın puanı 1. Benim puanım hala 0. Yani içlerinden en iyi şeyi, istatistik bende şu an. Yani galip ben gözüküyorum sağ köşede. Yani o kill puanı az olma olayı bu. Üçüncü göreve geçelim. Evet. Bunda da elimize yay veriyor ve tek atarak öldürebiliyoruz. Yayın tek atma özelliği var. Evet. Ha, ok yokmuş. Bir dakika, ok verelim hemen. Ha, oku varmış. Tamam, gel, ha, gelmiş gelmiş. Sonradan gelmiş, tamam. Gördüğünüz gibi tek attı bana. Yani ok tek atıyor. Van in the Chamber'daki olay gibi. Ha. Burada da bir kılıç yap ve rakiplerini öldür diyor. Kim önce kılıcı yapıp dalmaya başlarsa o kazanmış oluyor round'u. Evet. Mesela Oğuzhan ikimizi de öldürdü. Hiç puan kaybetmedi. Ama biz ikimiz öldük. Sertaç'la beraber. Yani bu mini game, bildiğiniz üzere Herobrine Chamber diye bir mini game var. Herobrine dediklerini yapıyorsunuz. Ama bunu bir server'a bağlı olarak oynuyorsunuz. Bu arada bu görevde hepimiz birliyiz. Tabi böyle arada pişliki ananı bu işten karlı çıkan Oğuzhan oldu. Evet. Nerede kalmıştım? Bir server'a bağlı olarak oynuyor biliyorsunuz bu Herobrine Chamber'ı. Arkadaşlarınız arasında böyle daha kolay, daha keyifli, daha değişik bir şekilde oynamak isterseniz indirebilirsiniz aşağıdan. İndirme linki var.
Ne bileyim, daha iyi oluyor yani. Daha eğlenceli bence. Ya bir server'a bağlı olmak zorunda değilsiniz. Kendi aranızda güzel güzel oynuyorsunuz işte. Bundan daha güzel ne olabilir? Evet, Sertaç çıkıp girdi galiba, düşüp geldi. Hop. Sertaç öldü. Oğuzhan'la ben kaldık. Ben de Oğuzhan'ı öldürdüm ve şu anda puan durumu, evet, ben birinciyim, Sertaç ikinci, Oğuzhan da üçüncü. Ben öldüm. Evet. Bu ele de Sertaç kazandı. 10 bölümden oluşuyor. 30 saniyede bir geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Öyleydi galiba. 30 saniyede bir diğer şeylere geçiyorsunuz. Bir dakika, ben eşyaları sonradan aldım. Tamam. Şimdi savaşabiliriz. Evet. 30 saniyeymiş. Map'in yapımcısı bu arada, tekrar söyleyeyim. Oğuzhan zaten. Map tamamen kendine ait. Evet, buradaki olay yine birlik olup zombiye dalmak. Bu arada harbiden geçti geçti, tamam. Kılıç yok. Böyle arada bug'lar olabiliyor ama hepsi düzeltilecek zamanla, zaten çok nadiren oluyor. Map de zaten burada bitti. 10 bölüm sürüyor. Oynadığınız için teşekkürler yazıyor aşağıda. Şu anda birinci ben olmuş oldum. İkinci de bakalım Oğuzhan oldu. Üçüncü de Sertaç oldu. %10 böyle bug'lar olabilirmiş. Bakalım, ha, ikinci Sertaç. Üçüncü de Oğuzhan'mış. Tamam. Fark etmez. Sonuçta birinci ben oldum yani. Her zamanki gibi. Şimdi map'i burada bitirelim. Videoyu da bitirelim. Eğer indirmek isterseniz dediğim gibi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Map'in yapımcısı ve kanalı burada. Ziyaret etmek isterseniz buradan gidebilirsiniz onun kanalına da. Sertaç trolledi. Ve böylece ben de bitireyim videoyu. Hoşça kalın. Bay bay.